Başkan, Hulya Terli Başkan Yardımcısı, Eda Lermi Zoren Katip Üye. Öneren isimler Nilgün Diktaş, Nazire Ortatepe, Hatice Taslak Albayrak. AK Parti Tuzla Kadın Kolları 3. olan kongresi İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yoğun ilginin olduğu tek listeli kongrede Kadın Kolları Başkanı Yasemin Denktaş güven tazelerken kongreye AK Parti milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı Ayfer Yaman, Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Mustafa Ataş, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı. Kadınların ak siyasetin önemli bir parçası olduğunu söyleyen AK Parti Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Denktaş, kadınların aktif siyasetteki başarısının her geçen gün artarak devam edeceğini söyledi. Aynı süreklilik içinde çalışan kadınlarımızın üzerine yüklemiş olduğu misyon ve sorumluluğun farkında olarak daima siyasetin ana damarı olmuştur. Modern Türkiye kadınlar olarak siyaset yapmayı partimiz bizlere imkan olarak sunmuştur. Kadının siyasal katılımının geçmiş günlere göre AK Parti geleneği içerisinde her gün artması bizlere çalışma şevki vermektedir. Partimizin demokratik ortamda kadınların siyasi hayata katılımı yoğun bir şekilde desteklenmiştir. AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Mustafa Ataş ise teşkilat olarak çok güçlü bir yapıya sahip olduklarını ve bu güçlü yapının en önemli parçasını ilçe kadın kollarının oluşturduklarını belirtti. Bizler AK Parti'de görev almaktan dolayı hepimiz çok mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Hele bir de liderimiz bir dünya lideri olunca Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olunca evet mutluluğumuz, gururumuz, bir kat daha atıyor. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Çalışmalarınızdan dolayı da mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz diyorum. Bildiğiniz üzere AK Parti teşkilatları 3 kademede teşkilat yapısının 3 unsuru bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi gençlik kolları, geleceği AK Parti'deki geleceğin kadrolarını hazırlayan teşkilatımızın çok önemli yapılarından bir tanesi. Evet, bir diğeri ana kademe teşkilatımızın diğer unsuru. Evet, bir diğeri ise ana kademe ve gençlik kollarının giremediği her eve giren tüm kapıları açan siz kadın kollarımız. Ben tekrar hepinizi tebrik ediyorum. Sizin çalışmalarınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başbakanımızın dediği gibi kadınlarımızın bu sabrı, samimiyeti, çalışmaları olmasaydı bu başarı olmazdı ve biz de buralarda olamazdı. Sayın Başbakanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi başarısındaki en büyük pay kadınlarımızın, yani sizlerindir. O tarihlerde 1994 seçimlerinde kapıyı açan her seçmen elindeki karanfiliyle, güler yüzüyle kadın kollarını gördü ve kadın kollarını buldu o tarihte. Bu, o 1994 seçimlerinde ilk kadın kolları başkanımız da dinin yanında diğer ekibi de o başarıda, o zaferde yer aldılar hep beraber. Ve 1994 seçimlerinde Sayın Başbakanımızın o tarihlerde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesindeki en büyük pay ve zafer kadın kollarımızdı. Ve 1994 yılındaki Sayın Başbakanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine vesile oldular. Ve hatta ve hatta bir dünya liderinin doğuşuna da katkıda bulundular. Ben tekrar hepinize tebrik ediyorum ve Sayın Başbakanımızın o tarihten sonra girmiş olduğu her seçimde de azimle, gayretle, fedakarlıkla çalıştılar. Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı, siyasette kadınların ön plana çıkmasının ülkenin demokratikleşme sürecinde önemli bir adım olduğunu söyledi. Başkan Yazıcı, AK Parti'nin başarısında en çok emek harcayan, özverili çalışmalarından ödün vermeyen hanım kardeşlerimiz, AK siyasetin omurgasını oluşturmakta. Siyasetin kadınların özgür ve daha katılımcı olması için çalışmalıyız diye konuştu.
Kongrede söz alan İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı Ayfer Yaman, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak sorunların üstesinden geleceğiz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Üçüncü olan kongremiz hayırlı olsun. Yaptığımız çalışmalarla bugüne kadar seçimlerde elde ettiğimiz başarılar ortadadır. Bizler bu onura layık olmaya çalışıyoruz, dedi. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Domaç, bizler her zaman olduğu gibi yine bu yollarda beraber yürüyeceğiz. Partimiz bugün kadınlarımızın sayesinde nereden nereye geldi. Diğer partiler bile bugün partimizi örnek alıyorlar. Bunun için bütün kadınlarımıza teşekkür ediyoruz, dedi. Konuşmaların ardından AK Parti Tuzla Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden seçilen Yasemin Denktaş, çalışmalarını aynı titizlikle sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi. Kongre hediye ve çiçek takdimiyle sona erdi.